Pazar günü akşam saatlerinde önce ABD Büyükelçiliği Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı. Ardından da Türkiye aynı kararı ABD vatandaşları için aldı. Alınan bu kararlar ilk andan itibaren hem siyasi hem de ekonomik gündemin ilk maddesi oldu. Dolar kuru 3.85'e kadar tırmanırken Euro 4.52'yi gördü. %2,5 değer kaybeden TL nedeniyle toplam 215 milyar dolar net açığı olan Türk şirketlerinin borcu bir gecede 25 milyar TL daha arttı. Borsa güne %3.66 düşüşle başladı ve kayıplarını arttırarak 100 bin puanın altına geriledi. Altın fiyatlarında da ani yükseliş yaşandı ve artış devam ediyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığı belirtilirken, TÜSİAD ise anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesinin öncelikli beklentileri olduğunu duyurdu. İktidar kanadından ikinci diplomatik hamle ise ABD Elçilik Müsteşarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması oldu. Müsteşara vize kararından geri dönülmesi isteği iletildi. Vize kararı hali hazırda vizesi olanları ve göçmenlik başvurularını etkilemeyecek. Ancak diplomatik pasaportlarda dahil bugünden itibaren başvuru yapacak bütün pasaport sahipleri için geçerli olacak. Türkiye'nin S-400 füze alımı, Rusya, İran ve Venezuela gibi ülkelerle yakın temasları, Erdoğan'ın korumalarının Washington'daki tutumu ve darbe girişimi sonrası ABD'ye yönelik kullanılan üslup ve suçlayıcı ifadeler Beyaz Saray'da bir süredir memnuniyetsizlik yaratmaktaydı. Son olarak bir ABD konsolosluk çalışanı hakkındaki darbe suçlaması ve gözaltı ile vize kararı geldi.